Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size çizim malzemelerimi göstereceğim ve uygun fiyatlı çizim malzemesi önerileri yapacağım. Benden bu videoyu çok istemiştiniz, uygun fiyatlı ürünleri önermemi istemiştiniz. Ben de kendi çizim malzemelerimi tanıtarak size önerilerde bulunacağım. Hemen başlayalım arkadaşlar. İlk başta pastel boyadan başlamak istiyorum. Ben Faber-Castell'in bu okul serisi, yani normal okulda kullanılan boyasını kullanıyorum pastel boya olarak. Şöyle içini açtığımda zaten artık ne kadar yıprandığını görmüş olursunuz. Bayağı kötü oldu, yıprandı. Bu bana yetiyor arkadaşlar. Herhangi bir profesyonel pastel boya kullanmıyorum bunu kullandığım için. Gayet yeterli. Fiyatı da uygun. Alabilirsiniz bundan. Yani böyle daha profesyonel bir şey belki daha güzeldir ama hiç denemedim. Bunu kullanıyorum yani senelerdir. Daha sonra şöyle bir pastel boyam var. Bunu da işte daha profesyoneldir, daha güzeldir diye almıştım. Çünkü bu markanın boyaları, kalemleri profesyonel olarak geçiyor. İçini açtığımda çok güzel görünüyor. Şöyle göstereyim. Şöyle aslında zaten biraz soft pastel. Yani farkındayım pigmentinin olmadığını. Ama beklediğimden çok çok daha düşük bir pigment verdi. Böyle çok güzel görünüyor aslında. Şöyle. Ama kağıda yazdığında çok çok az bir pigment veriyor. Yani neredeyse hiç renk vermiyor. Ben hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Çünkü güzel olacağını düşünmüştüm. Ama gerçekten beklentimi karşılamadı bu. Bu yüzden bunu tavsiye etmiyorum. Fiyat olarak Faber-Castell'le eş diyebilirim. Yani bunun da çok pahalı bir fiyatı yoktu. Sanırım ikisi de 60 lira civarı olabilir. Çünkü Faber-Castell'in bu 36'lısı pahalı biraz. Diğer şeylerine göre mesela 24'lüsü daha ucuzdur. Bu da onun gibi bir şeydi. Yani aslında uygundu. Ama beklentimi karşılamadı. Daha sonra şöyle bir toz pastelim var. Bu toz pastelleri hop hemen gösteriyorum. Bu toz pastelleri zaten beraber almıştık. Vlog videomda çekmiştim bu şekilde. Şöyle markasını da göstereyim. Böyle. 36'lı bir toz pastel. Bundan çok memnunum arkadaşlar. Hem bu kadar yani 36'lı bir toz pasteli uygun fiyata aldım. Normalde fiyat aralığı çok fazlaydı. Ben bunu uygunu aldım. Ne kadar aldığımı da unuttum arkadaşlar bu arada. Bu da galiba 60 lira civarı bir şeydi. Bunu tavsiye ediyorum. Zaten videomu izlerseniz görürsünüz. Pigmenti bayağı iyiydi. Kullanımı da çok güzeldi. Yani beklentimi karşıladı. Fiyatına göre gayet güzel bir ürün. Bunu da tavsiye ediyorum size. Şimdi sulu boyalara geçelim arkadaşlar. Öncelikle yine Faber-Castell'in okul serisini, yani okulda kullanılan sulu boyasını göstereceğim. Bu yani benim işimi çok fazlasıyla gören bir sulu boya. Aslında görünüş olarak da işte okulda kullanılmasından dolayı da öğrenci şey olarak geçmesinden dolayı hani böyle sanki güzel resimler, profesyonel resimler yapmayacakmış gibi geliyor insana. Ama çok güzel yapıyor arkadaşlar. Gerçekten profesyonel resim yapıyor. Daha sonra şöyle bir şey var. Yine bu da Faber-Castell ama aynı. Sadece sayısı daha fazla bunun. Yani zaten kullanmaktan ne hale gelmiş arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da Faber-Castell'in ve okul serisi yani alabilirsiniz. Bunları da tavsiye ediyorum. Neden bunları tavsiye ediyorum arkadaşlar? Çünkü profesyonel sulu boyalar çok uçuk fiyatlarda. Siz de benden uygun fiyatlı şeyler bekliyorsunuz. Ben de o yüzden Faber-Castell'in bu serilerini öneriyorum size. Çünkü bu markanın ve bu Van Gogh markasının sulu boyaları çok güzel. Şöyle hemen içini de gösteriyorum. Bu şekilde zaten kullanmaktan artık yıprandı. Hemen ötekini de göstereceğim. Böyle arkadaşlar. Bunlar profesyonel sulu boyalar. Eğer profesyonel bir sulu boya almak istiyorsanız bunları çok öneriyorum. Yani çok güzeller. Fakat şöyle bir sorun var. Yani gerçekten pahalılar. Bir sulu boya verebileceğiniz en yüksek fiyatlardalar. Ama
6-7 sene belki kullanabilirsiniz. Mesela ben bunu öğrenme aşamasında almıştım. Şu an bu halde hala içinde kullanabileceğim renkler var. Öğrenme aşamasında aldığım için çok hor ve bol kullanmama rağmen 6-7 yıldır benimle. Bu da 3-4 yıldır benimle. Ya ben çok sulu boya yapmam. Evet ama yine de uzun ömürlü bir şey almak isterseniz bu sulu boyaları tavsiye ederim. Şimdi kuru boyalara geçelim arkadaşlar. İlk olarak şunu göstereceğim. Şöyle Prisma Color'ın 72'li kuru boya seti. Şöyle içini de göstereyim artık. Yani ben çok kullandım bunları. O yüzden çok azaldılar içleri. Ama çok güzeller arkadaşlar. Bu kalem hakkında şunları söyleyeceğim. Eğer profesyonel bir kalem istiyorsanız, artık elinizdeki kuru boyalar size yetmiyorsa, hani daha profesyonel olsun, daha iyi olsun diyorsanız Prisma Color kullanabilirsiniz. Çünkü benim gördüğüm ve kullandığım en profesyonel, en güzel kuru boya Prisma Color arkadaşlar. Sadece fiyat biraz pahalı. Yani mesela bu 72'lisi bazı sitelerde, internette 1000 liraya kadar fiyat var. Ama yine de çok uzun ömürlü, çok güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer elinizdeki kuru boyalar yetersizse mutlaka alabilirsiniz onu. Daha sonra biraz daha uygun fiyatlı bir şeye geçelim arkadaşlar. Faber Castell'in yeşil serisi Albert Dürer sulu boya kalemleri. Şöyle. Bunlar benim en sevdiğim kalemlerim arkadaşlar. Hem sulu boya kalemi hem kuru boya. Ben kuru boya özelliğinden çok çok memnunum. Sulu boya özellikleri de çok güzel ama karışım olarak, böyle pigment olarak kuru boyada çok güzel sonuç alabiliyorsunuz bu kalemlerin. Prisma Color'a göre daha uygun fiyatlı. Şöyle iki katı var aslında. İkinci katını da size göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Prisma Color'a göre daha uygun fiyatlı. Mesela bu 72'li 570 lira gibi bir fiyatı vardı indirimde. Daha da düşüyor olabilir. İndirimleri takip ederseniz yakalayabilirsiniz. Prisma Color'la yani hemen hemen eş değer. Bunun da pigmentleri kuru boya olarak. Prisma Color'ın yağlı dokusu çok iyi. Bunun da hem sulu boya olması hem de yağlı hissi çok iyi. Eğer profesyonel bir kuru boya istiyorsanız dediğim gibi Prisma Color'dan sonra Faber Castell'in bu serisini alabilirsiniz. Hem de sulu boya olarak da kullanmış olursunuz. Bu da uzun ömürlü bir boya. Yani verdiğiniz paraya değecek bir boya. Şimdi daha uygun fiyatlı bir şey önereceğim size. Şöyle göstereceğim. Elimde Faber Castell'in kırmızı serisi böyle birkaç tane kalem kaldı bayağı kullandığım için. Bu şekilde şöyle göstereceğim. Yine Faber Castell'in sulu boya kalemleri, akuarel yani. Bunlar Faber Castell'in akuarel kalemleri, sizin kuru boyada almanız gereken verimi çok rahat size veriyorlar arkadaşlar. Yani Prisma Color'a ya da bu Faber Castell'in yeşil serisine geçmeden önce kırmızı seriden başlayabilirsiniz. Daha sonra mavi seri var, polikromoslar var Faber Castell'de. Onlar şu an benim elimde yok. Onlara ihtiyaç duymadım. Onları alabilirsiniz başlangıç seviyesinde. Daha sonradan işte Prisma Color ya da Faber Castell yeşil seri isterseniz alırsınız. Bu şekilde arkadaşlar. Şunu da göstermek istiyorum size hemen. Evet arkadaşlar, Faber Castell Polikromos demiştim. Bende set yok ama bir tane böyle beyaz kalemi var eğer görünüyorsa. Bu şekilde. Bunu yağlı dokusu ve kuru boya özelliği çok yüksek. Zaten Faber Castell'in en iyi kuru boyası bu. Bunun setini alabilirsiniz. Daha sonra önerebileceğim başka bir kuru boya da bu markanın. Bakın şöyle gösteriyorum bilerek, hani aklınızda kalsın, not edersiniz diye. Bu markanın yağlı kuru boya setini. Şurada zaten yazıyor arkadaşlar. Bu markanın seti çok güzel. Ben set olarak almıyorum. Tek tek alıyorum. İşte herhangi bir rengini alıyorum. Öyle kullanıyorum. Ama setini alırsanız çok çok güzel yani arkadaşlar. Ben daha önce hiç kullanmamıştım. İlk defa kullandım ve aşırı memnun kaldım. Dediğim gibi profesyonel bir kuru boya arıyorsanız bu arada daha uygun fiyatlı. Prisma Color'a ve Faber Castell'e göre çok daha uygun fiyatlı.
bulabilirsiniz arkadaşlar bunu da. Şimdi daha uygun fiyatlı ama memnun kalmadığım bir kalem göstereceğim size. Bunları Brad Fanner diye okunuyor sanırım. Şöyle gösteriyorum. Yani markasını, ay elim titredi. Markasını falan bilmeden, özelliklerini bilmeden AliExpress'ten aldım bu kalemleri arkadaşlar. Çok uygun fiyata aldım. Hani her şey dahil, biliyorsunuz ki AliExpress'te işte gümrük vergisi, kargo falan ödeniyor. Her şey dahil, vergiler ve kargo dahil 150 liraya aldım 72'li kalemi. Alırken çok mutlu olmuştum uyguna kalem aldım diye. Bunlar da sulu boya kalemleri. Hem kuru hem sulu olarak geçiyor. Fakat şöyle bir sorun var. Zaten kıyas videomda, kuru boya kıyas videomda bu 3 kalemi de kıyaslamıştım. Prisma Color, Faber-Castell ve bu Brad Fanner kalemleri. Hepsini izleyebilirsiniz arkadaşlar kıyas videomda. Pigmentleri çok az. Hiç kapatıcı değil, yani bir şeyi yaparken o kadar az pigment veriyor ki birbirine de renkler karışmıyor. Yani bir okul kaleminden mesela örnek veriyorum, Faber-Castell'in kırmızı serisi okul kalemidir. Kırtasiye ürünüdür aslında. Ondan bile daha yüksek verim alabiliyorken profesyonel çizim kalemi diye geçen bir kalemden hiç bu kadar verim alamamak beni gerçekten üzmüştü arkadaşlar. Bu kalemler uygun fiyatlı ama tavsiye eder miyim? Etmem. Başlangıç aşamasında bile etmem. Boş yere yani üzülürsünüz. Ben yani niye olmuyor falan diye, niye karışmıyor, niye o etki verilmiyor diye insan üzülüyor. O yüzden tavsiye etmiyorum. Evet arkadaşlar, burada da böyle ders yaparken kullandığım işte renkli kalemler, başlık atma kalemleri, uçlu kalem falan var, pilot kalemler. Şunu göstereceğim arkadaşlar, şuna bakın. Çok tatlı Pinokyo kalem. Bir de şu var. Böyle melekli. Böyle tatlı kalemleri çok seviyorum, değişik kalemleri falan. Bunları dediğim gibi ders yaparken, bir şeyler not alırken kullanıyorum. Çizim yaparken kullanmıyorum. Daha sonra şuna geçeyim. Bunda da arkadaşlar aslında teknik çizim kalemleri, işte desen kalemi, kara kalem malzemeleri, böyle çizimde kullandığım bazı kalemler var. Mesela şu kalemleri de göstermek istiyorum size. Yine tatlı kalemler dediğim kalem tarzında. Bakın o kadar tatlı ki arkadaşlar. Bunları mesela, bunlar şey, hani pilot kalem gibi. Ama ben bunları son dokunuşlarda kullanıyorum. Böyle markerla falan çizim yaptıysam. Kenarlarına kontrol olarak kullandığım için buradalar. Bir de bu var, bakın. Bunu unutmuşum. Bu çok güzel ama bu bitti. Çok güzel olduğu için atmıyorum. Zaten böyle bir sıkıntım var arkadaşlar. Atamamak gibi. Neyse. İşte arkadaşlar burada böyle mesela şu havuçlu kalemimi de göstermek istiyorum size. Uçlu kalem bu. Çizimde kullanırken, çizim yaparken yardım aldığım kalemlerim var. Şöyle artliner'ımı da göstermek istiyorum. Böyle. Bu markaları kullanıyorum. Hepsini göstereyim size. Böyle arkadaşlar. Bir tek herhalde şu değişik marka. Hepsi aynı. Bunların da incelemesini vlog videomda yapmıştım aslında. İkinci vlog videomda. Daha sonra böyle kara kalem için kalemler var. Burada. Şöyle göstereyim. Bir de böyle beyaz kalem var. Beyaz kalemi de şey yapıyorum. Resimlerde böyle parlaklık vermek istediğim yerlerde kullanıyorum. Işıltı için. Bunlar da zaten size anlatmıştım. Kara kalem videolarımda bulabilirsiniz bunları da. Bu şekilde arkadaşlar. Burada böyle işte teknik malzemeler var. Hemen elimin altında oluyor. Yardımcı ürünlerim. Kullanıyorum onları. Şimdi size şunları göstermek istiyorum. Böyle bir marker kalem setim var aslında. Bunlar tabii tek tek de satılıyor. Set haline de satılıyor ama bana hediye geldi bunlar. Şöyle göstereceğim. Bunları resim yaparken kullanmıyorum aslında arkadaşlar. Ne için kullanıyorum? Ben kendime işte kıyafet
yapıyorum, çanta yapıyorum. İşte kıyafetlerime böyle tatlı şeyler çiziyorum. Ya da porselen, kumaş, ne bileyim aklınıza ne gelirse hepsine yazıyor işte bunlar arkadaşlar. Ve geçmiyorlar, çıkmıyorlar. Ben de o şekilde kullanıyorum. Kendime bir şey yapacakken kullanıyorum. Yani hobi olarak aslında çizim olarak kullanmıyorum. O yüzden de aşırı sık kullandığım söylenemez. Zaten kağıttaki etkisi pek güzel değil. Tamamen başka böyle daha başka yüzeylere çizmek için yapılmış kalemler. Çok memnunum bunlardan. Eğer böyle çanta, kağıt değil de çanta, kumaş, porselen öyle şeyler boyayacaksanız mutlaka alabilirsiniz. Bunları tavsiye ediyorum. Sanırım fiyatları pahalı. Çok bilmiyorum fiyatlarını. O yüzden uygun mu değil mi şeyine kriterine sokamayacağım bunları. Ama dediğim gibi hobi olarak kullanmak istediğinizde alabilirsiniz. Şöyle ince yine aynı markanın ince kalemleri var. Bunlar keçeli kalem arkadaşlar ama şöyle bir özellikleri var. Uçları bu şekilde ince. Yani böyle bir de su bazlı. O yüzden çok şeffaf ve güzel bir etki veriyorlar. Bunları çizim yaparken kullanıyorum. Bunlar çok güzel set halinde satılıyor. Böyle her rengi var içinde. Ve alabilirsiniz. Yani bir keçeli kaleme göre belki daha fazla fiyatı vardır. Yine fiyat bilgisi olarak bilgim yok. Ama hissiyat olarak çok güzel. Bu hani böyle mimarların kullandığı bir kalem olur. Flomaster ya da marker tarzında böyle su bazlı olur. İşte o kalemlere çok benziyor bunlar ve büyük ihtimalle de o kalemlerden daha uygun fiyatlıdır. O yüzden bu kalemleri seviyorum. Size de tavsiye ederim. Şöyle geri yerine koyayım. Şimdi arkadaşlar size aslında en çok önermek istediğim marker kalemleri göstereceğim. Bu kalemler arkadaşlar şöyle göstereyim size. Ben bunları çok çok uzun zamandır kullanıyorum ve çok memnunum. Sanırım 2 yıl önce aldım ben bunları. AliExpress'ten aldım. Çok uygun fiyata aldım arkadaşlar. Hala alabileceğiniz en uygun fiyatlı marker bu arkadaşlar. Gümrük vergisi ya da işte kargo parası dahil Türkiye'de bu fiyata bulamazsınız arkadaşlar bunu. O yüzden AliExpress'te her şey dahil böyle 150 ile 400 lira arasında alacağınız adet sayısına göre bulabilirsiniz bu kalemleri. Ve böyle çantasında falan geliyor. Gayet güzel. Bu arada arkadaşlar bu kalemler bitti. Ben hepsini kullandım artık. İçinde yazan birkaç tane falan kaldı. O yüzden yenisini sipariş ettim. Eğer almak isteyenleriniz varsa sizin için bir kıyas videosu ya da işte paket açılımı videosu çekerim. Hem siz de görmüş olursunuz nasıl geliyor, nasıl yazıyor falan. Videolarımda çok kullanıyorum aslında ama öyle bir video belki daha öğretici olur almak isteyenler için. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar bu kalemleri. Alabilirsiniz, bakabilirsiniz. Zaten AliExpress'e marker yazdığınız zaman mutlaka çıkar bunlar. Bu şekilde arkadaşlar sanırım çok bir şey kalmadı. Şunları göstereyim akrilik boyalarımı. Aslında ben size örnek olması için işte birkaç tane akrilik boya getirdim. Aslında Cadence ya da işte başka markalar çok kaliteli markalar akrilik boyada. Ben şu an size şöyle uygun fiyatla alabileceğiniz akrilik boya örnekleri getirdim. Bu Golden Art ve Rich markası arkadaşlar. Şöyle bu şekilde arkadaşlar. Bunlar hem işinizi görür kağıda. İşte veya kullanmak istediğiniz her yere kullanabilirsiniz bunları. Tuvale, her şeye oluyorlar. Uygun fiyatlılar. Mesela şöyle diyeyim. Ortalama bir akrilik boyanın adet fiyatı bu miliminde 120 miliminde adet fiyatı 10 liraysa bunlar 6 lira, 5 liraya kadar düşüyorlar. O yüzden Rich ve Golden Art tavsiye ediyorum size. Bu yüzden işte size göstermek için getirdim. Yoksa ben birçok marka kullanıyorum. Ama uygun fiyat tavsiyem budur arkadaşlar. Alabilirsiniz. Uygun fiyatlı akrilik boya arıyorsanız. Bu da akrilik boyalar da her şeye boyuyor arkadaşlar. Yani kumaştan tutun duvar boyasına kadar herkes her şeye kullanıyor. Ben de o şekilde kullanıyorum akrilik boyaları. Çok bol kullanıldığı için de uygun fiyatla alınması daha güzel oluyor. O yüzden bu size önerim arkadaşlar.
Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey göstereceğim size. Benim böyle bir kalemliğim var. Bu okul kalemliğim. Şöyle içine göstereyim. Tamamen içi mor. Yani çoğu şey mor. Arkadaşlar benim hani mor rengini aşırı severim. Ya takıntılı bir sevgi. Siz de fark etmişsinizdir bunu. Böyle bir kalemliğim var. Yani liseden beri kullanıyorum ben bunu. Tabii şu an artık kullanamıyorum. Çünkü neden? Bir okulum yok. Online eğitimden dolayı ve mezun olacağım için kullanamıyorum ama çok seviyorum. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim size. Bakın, mini bir Hello Kitty. O kadar tatlı ki arkadaşlar. Bu bir kalemin arkasıydı. Hatta kalemi de burada. Ama koptu. Saklıyorum bunu. Böyle arkadaşlar, her şey mor içindeki. Böyle tatlı kalemlerim var. Seviyorum bu kalemliğimi. Böyle. Bir de arkadaşlar şöyle hani küçükken olurdu eski zamanlarda. Böyle buradası çıkan kalem. Şöyle. Burası çıkıyor, arkasına takıyorsunuz. İşte ben bunları küçükken çok seviyordum, çok kullanıyordum. Sonra bir gün bir yerde gördüm. Hemen aldım arkadaşlar. Böyle şeyleri çok severim. Eski ve nostaljik şeyleri. O yüzden bundan aldım. Çok tatlılar. Çok güzel duruyorlar. O şekilde arkadaşlar. Burada söyleyebileceğim pek bir şey yok. Yani bir tavsiyem de yok. Sadece size göstermek istedim kalemlerimi. Bunu da vlog videomda almıştım ama henüz hangi kalemin arkasına taksam karar veremedim arkadaşlar. O yüzden böyle duruyor boşta. Burası böyle arkadaşlar. Yani dediğim gibi burada önerebileceğim bir şey yok. Şimdi size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın, bunlar benim kullanmaktan küçülmüş kalemlerim, bitmiş kalemlerim. Belki daha fazlası. Bunu iki katını kullanmışımdır. Ama saklamak sonradan aklıma geldi. O yüzden de aklıma geldiği zamandan itibaren kullandıklarım bunlar. Şöyle arkadaşlar, bakar mısın? İçinde o kadar minikler var ki siz de şok olacaksınız. Çünkü ben her gördüğümde yuh diyorum. Bunu nasıl açmışım böyle. Bakın, hatta göstereyim. Yuh. Mesela arkadaşlar bu da küçük bir kalem. Ama bir de buna bakın. O kadar küçükler var ki içinde. Bunlar hatta bu kalemleri sınava girerken yanımda götürmüştüm. Güzel Sanatları hazırlık sınavına girerken. Çünkü Uğur kalemlerim bunlar benim. O kadar minik ve tatlılar ki, yani nasıl atayım arkadaşlar, şuna bakar mısınız? Çok tatlılar ve mesela şurada dereceli kalemler var, şimdi göstereceğim size. Şöyle 5B, 2B falan hala derecesi görünen kalemler var. Bunları görünce çok duygulanıyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar benim sınava hazırlanırken kullandığım kalemler. O yüzden böyle emek kokuyor resmen arkadaşlar. Görüyorum, ağlayasım geliyor. Böyle arkadaşlar, bunları da size göstermek istedim. Yani aslında daha erken aklıma gelseydi belki daha çok kalem birikirdi. Ama benim sonradan aklıma geldi. O yüzden de bu kadar kalem şu anlık var. Bir tanesi de yere düştü arkadaşlar, onu alayım. Böyle işte hepsi emeklerimi hatırlatıyor bana arkadaşlar. Size de göstermek istedim. Evet arkadaşlar, benim malzemelerim bu kadardı. Çoğunlukla neleri kullanıyorsam size onları göstermeye çalıştım. Tavsiye etmeye çalıştım. Umarım keyifli bir video olmuştur. Ben çekerken çok eğlendim. Umarım size de faydam olmuştur. Kanalıma abone olmayı, yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.